al excelentísimo señor Recep Tayyip Erdogan, presidente de la República de Turquía. Kıymetli akademisyenler, sevgili öğrenciler, hanımefendiler ve efendiler, sizleri sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Güney Amerika'nın en köklü medeniyetlerinden birine sahip olan Peru'nun öncü eğitim kurumları arasında yer alan Lima Üniversitesi'nde sizlerle bir araya gelmekten duyduğum memnuniyeti özellikle ifade etmek istiyorum. Şahsıma layık gördüğünüz Fahri Doktora ünvanı için üniversite yönetimine şükranlarımı sunuyorum. Bu vesileyle Perulu mevkidaşıma ve buradaki misafirlere özellikle misafirperverlikleri ve üniversitemizdeki bu güzel buluşmayı tertip ettikleri için bir kez daha teşekkür ediyorum. Bugün sizlerle artık hepimizi bir şekilde etkileyen küresel sınamaları ve Türkiye'nin bu konulara dair temel dış politikalarını paylaşmak istiyorum. Dünyamız etkileri derinden hissedilen güçlü bir değişim ve dönüşüm sürecinden geçiyor. Orta Doğu'dan Afrika'ya kadar geniş bir coğrafyada süren krizler ve potansiyel buhranlar bu değişimin sancılarıdır. Kitle imha silahları, yoksulluk, gelir dağılımındaki adaletsizlik, iklim ve çevre sorunları, uluslararası terörizm, mülteci krizi gibi pek çok konu için küresel düzeyde çözümlere ihtiyacımız var. Küresel dönüşüm dalgası sadece siyasi alanla da sınırlı değil. Dünyadaki ekonomik üretim coğrafyası da hızla değişiyor. Küresel ekonomik faaliyetler bakımından yeni merkezler ortaya çıkıyor. Küresel ekonominin siklet merkezinin batıdan ve kuzeyden doğuya ve güneye kaydığı bir dönemi yaşıyoruz. Birbiriyle iç içe geçmiş tarihi, sosyal, kültürel, ekonomik boyutları bulunan bu değişim dalgasını doğru anlamak, sınavlarla baş edebilmek ve küresel krizleri zamanlıca bertaraf edebilmek için büyük önem taşıyor. İçinden geçtiğimiz süreç ve uluslararası toplumun takındığı tavırda hiç şüphesiz yeni küresel düzenin ana zeminini oluşturacaktır. Değerli dostlar, Türkiye dünyayı saran ve yeni tehditleri de beraberinde getiren değişim süreçlerinin en fazla etkilediği Avrasya coğrafyasının merkezinde yer alıyor. Balkanlardan Orta Asya'ya, Karadeniz'den Orta Doğu'ya uzanan coğrafyamızda jeopolitik denklem yeniden şekilleniyor. Bu sürece doğru mecralar kazandırmak, bölgesinde her zaman barış ve istikrardan yana olan Türkiye'nin başlıca amaçlarından biridir. İşimizin zor olduğunu biliyoruz. Ve bunu bile bile de olayların üzerine gidiyoruz. Bugün Türkiye'nin tüm yakın çevresi buhranlar sarmalı içindedir. Bir Akdeniz ülkesi olmanın yanı sıra aynı zamanda bir Karadeniz ülkesi de olan Türkiye, Ukrayna krizi ve Kırım'ın yasa dışı ilhakı sorunuyla yakından ilgili. Ayrıca Güney Kafkasya'daki bir dizi sorunla da yakından ilgilenmek zorundayız. Batımızda 2008 yılında başlayan küresel mali kriz
başta komşumuz Yunanistan olmak üzere pek çok Avrupa ülkesini önemli sınamalarla karşı karşıya bıraktı. Batı dünyasının içine düştüğü ekonomik sıkıntıların, Arap dünyasında yaşanan tarihi gelişmelerle aynı zaman dilimine denk gelmesi sorunların çözümünü zorlaştıran bir unsura dönüştü. Avrupa'da bazı çevreler yaşadıkları ekonomik sıkıntılara tepkilerini Müslümanlara ve göçmenlere yöneltme eğilimindedir. Bu durum ırkçı ve İslamofobik akımların güçlenmesine yol açıyor. Akdeniz havzasındaki kardeş halkların içinde bulundukları siyasi, sosyal, ekonomik tüm sıkıntıları yakından takip ediyoruz. İsrail'in işgali altındaki Filistinli kardeşlerimizin çektikleri acılar ile Suriye ve Irak'taki mevcut durum nedeniyle giderek kötüleşen insani krizin etkilerini yüreğimizde hissediyoruz. Bu olumsuzluklara rağmen tüm dünya ile birlikte bölgemizdeki kardeşlerimizi de daha iyi bir geleceğin beklediği konusundaki ümidimizi de muhafaza ediyoruz. Güney coğrafyamızda yaşanan sorunların çözümü yerine işleri daha da karmaşık hale getiren müdahaleler bizi üzüntüye sevk ediyor. Etnik ve mezhebi ayrımların kışkırtıldığı, bölgesel işbirliği dinamiklerinin derin yara aldığı bir konjonktürde çözüm yerine çatışmaların tarafı haline gelen her ülke yaşanan bütün ölümlerin sorumluluğuna ortak olmaktadır. Sadece Rusya ile ülkemiz arasında sınır ihlalinden kaynaklanan gerilim dahi bölgesel güvenliğin kırılgan yapısını ve bunun doğurabileceği sonuçları göstermesi bakımından çarpıcı bir örnektir. Suriye krizi, yakın tarihin İkinci Dünya Savaşı'ndan sonraki en büyük insani trajedisine yol açmıştır. Bu ülke nüfusunun yarısını oluşturan 12 milyon kişi yerinden, yurdundan, evinden oldu. Bunların 5 milyonu ülke dışına gitmek mecburiyetinde kaldı. Şu anda 2 milyon 700 bin Suriyeli bizim ülkemizdedir. Bunun yanında yaklaşık 170 bin Iraklı yine bizim ülkemizdedir. Bunların her türlü ihtiyacını biz karşılıyoruz. Şu ana kadar yaptığımız harcama 9 milyar doları aşmıştır. Peki bize Birleşmiş Milletler'den ne gibi bir destek geldi derseniz onu da söyleyeyim. Gelen destek 455 milyon dolarıdır. Başka yok mu? Hayır yok. Dünya nerede? Dünya seyrediyor. Dünya türbünde. Fakat biz açık kapı politikasıyla o bombalardan kaçan Suriyelileri din, dil ayrımı yapmaksızın ülkemize kabul ediyoruz. Irak'tan gelenleri aynı şekilde din, dil ayrımı yapmaksızın ülkemize kabul ettik ediyoruz. Bugün DAEŞ'ı dünyaya musallat edenin de milyonlarca Suriyelinin evlerinden olmasının müsebbibinin de 5 yıldır halkına karşı her türlü zulmü reva görenin de Esed rejimi olduğu açıktır. Kimse başka yerde suçlu aramasın. Şu anda Rusya, gayet münasebetlerimiz iyi olan Rusya maalesef hava sahamızı bir kez değil, iki kez değil, üç kez değil, 4. kez ihlalinde pilotlarımızın angajman kurallarına dayalı olarak onların uçağını düşürmesinde ilişkilerimiz şu anda adeta kesilmiş durumda. Senin 2 tane pilotunun yaptığı yanlış sebebiyle sen münasebetlerinin 35 milyar dolar ticaret hacmine sahip olan Türkiye'yi bir anda nasıl kenara koyarsın? Böyle bir siyaset anlayışı olabilir mi? Kaldı ki Suriye ile ilgili olarak 400 bin insanın ölümüne sebep olan
Esed rejimini savunmanın dünya barışına katkısının olduğunu kim söyleyebilir? 400 bin insan. Ve ben bir şeyde çok şaşıyorum. Burada değerli hocalarımız var, akademisyenlerimiz var. O da şudur. Kimyasal silah denilince birileri şaşırıyor. Kimyasal silahlara karşı tavır almamız lazım deniliyor. Şimdi ben size burada bir rakam vereceğim. Kimyasal silahlarla Suriye'de ölenlerin sayısı 5000 üzerinde değil. Ancak konvansiyonel silahlarla ölenlerin sayısı 400 bine yakın. Şimdi neticesi ölüm olan hangi silah olursa olsun, eğer bunun neticesinde ölüm varsa bunların hepsi bizim için kötüdür, olumsuzdur ve bunlara biz müsbet bakamayız, olumlu bakamayız. Ben bunu Sayın Putin'e de söylemiştim, Sayın Obama'ya da söylemiştim, dünya liderlerinin hepsine G20 toplantısında da söyledim. Ama biz söyledik, biz dinledik ve şu anda sürekli olarak Suriye bombalanıyor. Kim tarafından? Rus uçaklarıyla rejim tarafından bombalanıyor. Dünya seyrediyor. Ve Suriye'nin içindeki insanlar şu anda sadece dünya acaba ne yapacak diye bunu bekliyor. Değerli dostlar, şu anda 30 milyon nüfusuyla Peru, Güney Amerika ülkeleri içerisinde farklı bir konuma sahip. Ben değerli dostumla da bunları dün gün boyu konuştuk. Ve Sayın Başkan'la bu dertleri de paylaştık. Ve ben inanıyorum ki bu zulme dünya çok daha fazla seyirci kalmayacaktır. Onun için de Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi üyeleri olarak 5 tane daim üye var. Dünya bu 5 tane daimi üyeye mahkum. Öyle mi? Yani onlar ne derse dünyanın kaderi onların elinde. Yani 4 tanesi olumlu konuşsa, bir tanesi hayır dese oradan çıkan netice hayırdır. Geçici üyelerin zaten hiçbir kıymeti harbiyesi yoktur. Fakat biz diyoruz ki Türkiye olarak dünya 5'ten büyüktür. Eğer dünya 5'ten büyükse o zaman bizim Birleşmiş Milletler'de ne yapıp yapıp bu yanlış gidişi değiştirmemiz gerekir. Ama bunu hep birlikte mücadelesini vermemiz lazım. Bunu Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda da dile getirdi. Fakat bir sessizlik de gidiyor. Eğer burada dünyada bu 5 tane daimi üyeden bir tanesinin 2 dudağı arasına tüm insanlığın kaderini bırakacaksak vay halimize, biz yandık. Özgürlük mücadelesini hep birlikte vermeye mecburuz. Barışa hep birlikte yürümek mecburiyetindeyiz. Suriye'deki geçiş sürecini akamete uğratmaya yönelik her girişim yaşanan insani krizin derinleşerek sürmesi çabasından başka bir şey değildir. O tarihi kentler şu anda Suriye'de ne yazık ki yerle bir edilmiştir. Suriye'yi bilirim. Şam'ı bilirim. Hama'yı bilirim. Humus'u bilirim. Laskiye'yi bilirim. Hele hele Halep'i bilirim. Ve buralar şimdi yer ile bir ediliyor. O canım canım tarih şu anda yok ediliyor. Tabi onlarla beraber Suriyeli insanlar da yok ediliyor. Uluslararası toplumu bu konuda hassas ve adil olmaya davet ediyoruz. Bilindiği gibi sıkıntılı hazırlık döneminin ardından şu anda Cenevre'de başlayan görüşmeler bugün itibariyle size komik bir haber vereceğim. Ertelendi. Siz niye toplanıyorsunuz? Yani bunu ertelemek, dünyayı oyalamak için mi bir araya geliyorsunuz? Sizden dünya netice bekliyor. Niçin Cenevre'de bir araya geldiniz? Dostlar,
Tarih boyunca bu hep böyle olmuştur. Hep toplanmışlardır. Bir araya gelmişlerdir. Yemişlerdir, içmişlerdir. Ondan sonra da dağılıp gitmişlerdir. Şimdi Şubat'ın sonunda bir tarih verdiler. Hep beraber takip edelim. Sevgili hocalarım da takip etsinler. Göreceksiniz, Şubat'ın 28'i geldiği zaman tekrar tehir edecekler. Hani böyle 10 yıllarca devam eden mahkemeler vardır. Mahkemeye girersin, 1 yıl, 2 yıl, 3 yıl devamlı hakim erteler. Aynen bunlar da bu duruma düşmüştür. Sürekli erteleme. Bunu da erteleyecekler. Ümidim yok. Çünkü ilgili ilgisiz herkes oraya geliyor. Kapıların arkasında da başka şeyler konuşuluyor. İşin gerçeği orada konuşulmuyor. Olması gerekenler oraya alınmıyor. Olmaması gerekenler oraya davet ediliyor. Örneğin muhalifler oraya son anda kabul edildi. Muhalifler de ne dedi? Terör örgütlerini buraya alırsanız biz buraya girmeyiz dediler. Son anda terör örgütlerine gelmeyin, biz burada işi öyle veya böyle bir noktaya getiririz. Sizinle de daha sonra konuşuruz dediler. Şimdi Erdoğan böyle konuştuğu için kötü oluyor. Fakat biz gerçekleri dillendirmeye mecburuz. Suriye halkı rejimin ve onu destekleyen güçlerin saldırılarıyla can verirken önce bu acılara son vermeden görüşmelerden netice çıkması elbette beklenemez. Ne dedi muhalifler? Önce bu bombalamalar durdurulsun. Bu saldırılar dursun. Ondan sonra bu görüşmelere devam edelim. Ama ne oldu? Rusya'nın temsilcisi orada duruyor. Ama Rusya öbür taraftan Suriye'de insanları öldürmeye devam ediyor. Böyle bir barış masası olabilir mi? Böyle bir barış görüşmesi olabilir mi? Ama ne yazık ki bu dünyada bunlar oluyor. Çocukların öldürülmeye devam ettiği bir ortamda bu tür girişimler sadece zalimin işini kolaylaştırmaktan öte işte maalesef görmüyor. Muhalefetin meşru taleplerine karşı tüm tarafların duyarlılık göstermesi gerekiyor. Uluslararası toplum Suriye'deki yaşanan bu trajediyi sona erdirme konusunda samimi bir kararlılık ortaya koymak mecburiyetindedir. Bu yapılmadığı takdirde ölen her çocuğun, her masumun kanı hadiselere seyirci kalan herkesin eline bulaşmış olacaktır. Değerli dostlar, şunu çok açık ve net söylemek zorundayım. Türkiye, Suriye kaynaklı risk ve tehditlere en fazla maruz kalan ülkedir. Bizim Suriye ile sınırımız 911 kilometredir. Ve sürekli tehdit ülkemizedir. Meşruiyetini yitirmiş rejimlerin ne pahasına olursa olsun iktidarda tutunmaya çalışmasının yol açtığı dramlarla her gün biz yüzleşmek zorunda kalıyoruz. Bakın şu anda son yapılan saldırılarda yine 4500 civarında mülteci ülkemize geçti. Şurada bir hafta içinde. Ve gelmeye devam ediyorlar. Biz bunlara kapımızı kapayamayız. Ve kapımızı açık tutmak zorundayız. Bölgedeki çatışma ortamı ülkemizi örneği görülmemiş büyüklük ve yoğunlukta bir düzensiz göç hareketine maruz bıraktı. Avrupa ne diyor? Almayız diyor. Gelmeyin diyor. Ve bize de ne diyorlar? Siz alın, sakın ha bırakmayın diyorlar. Ne zamana kadar? Sabrın da bir tahammül noktası var. Ve biz kendilerine birçok farklı teklifler yaptık. Gelin Suriye'nin kuzeyinde bir bölgeyi biz mültecilere ayıralım dedik. Orada yeni bir şehir kuralım dedik. Ama beyefendiler kabul etmediler. Değerli dostlar, biz Suriye'deki zulümden kaçan herkese hiçbir dini ve etnik köken ayrımı gözetmeksizin kapılarımızı açtık.
bu büyük insani trajedi karşısında bütün imkanlarımızı seferber ettik. Çok enteresan. Geçen yıl Birleşmiş Milletler Mülteciler Konseyi Başkanı Guterres ülkemizi ziyarete gelmişti. Mardin'de bir kampı eşim de yanımda beraberce ziyaret ettik. Angelina Jolie o da beraber. Dörtlü olarak bu kampı ziyaret ettik. Ve bu kampı ziyaret ettiğimizde yaptığı konuşmada şu ifadeyi kullandı. Dünyanın hiçbir yerinde bu denli ihtiyaçları giderebilecek bir modern kamp görmedim. Bütün incelikleri, hassasiyetleri gözeterek bu kampları kurduk. Ve iki tür kampımız var. Bir çadır kamplar var, bir de konteyner kentler var. Ve şu anda bunları tabii artırarak da devam ettiriyoruz. Vicdani sorumluluğumuzun gereği olarak ve büyük bir özveriyle 2 milyon 700 binden fazla Suriyeli ve Iraklıya ev sahipliği yapıyoruz. Türkiye bugün dünyanın en fazla sayıda mülteci barındıran ülkesidir. Türkiye gibi dünyada bu kadar mülteci barındıran başka bir ülke yok. Ağır maliyetlerine rağmen açık kapı politikamızı sadece ve sadece insani mülahazalarla devam ettiriyoruz. Ülkelerindeki iç savaştan kaçarak Türkiye'ye sığınan Suriyelilerden sadece kamplarda yaşayanlar için yaptığımız harcamayı az önce söyledim. Burada üzülerek ifade etmeliyim ki tüm bu çabalarımıza uluslararası toplumun sağladığı yardım doğru. Türkiye büyük bir fedakarlıktan üzere düşeni yapıyor. Yapmaya da devam edecek. Fakat bu yükün tek başına Türkiye'nin omuzlarına yüklenmesi doğru değil. Türkiye olarak Suriye'deki krizin başlangıcından bu yana bu durumun sürdürülebilir olmadığını ve uluslararası toplumun külfet ve sorumluluk paylaşımı konusunda üzerine düşeni yapması gerektiğini söyledi. Avrupa Birliği külfet paylaşımından bahsediyor ama hala atılmış bir adım yok. Maalesef bu çağrımıza yeteri kadar kulak verilmiyor. Sonuçta geçtiğimiz yaz aylarından itibaren göç dalgası bizim sınırlarımızı aştı ve Avrupa'ya yöneldi. Şimdi Avrupa'ya yönelince rahatsızlık başladı. Avrupa'ya gitmek üzere yola çıkan bir Iraklı ailenin denizde boğulan çocuğu Aylan bebeğin sahile vuran fotoğrafını hatırlıyorsunuzdur. Türkiye olarak sadece 2015 yılında bu şekilde denizlerde boğulma tehlikesi yaşayan 91 bin sığınmacının hayatını sahil güvenlik botlarımızla biz kurtarmak suretiyle topraklarımıza getirdik ve ondan sonra da ülkelerine gönderdik. Akdeniz'i bir mülteci mezarlığına çeviren bu çaresizliğe dünya daha fazla gözlerini kapatamaz. Sığınmacıların imdat çığlığını dünyaya duyurmak için uluslararası düzeyde girişimlerde bulunuyoruz. Eylül ayında Türkiye'nin talebi üzerine göç krizi Birleşmiş Milletler 70. Genel Kurulu gündemine alındı. Avrupalı muhataplarımız konuyu ancak mülteci dalgasının kendi kıyılarına ve sınırlarına dayanmasının ardından ciddi şekilde ele almaya başladı. Gelinen aşamada Avrupa Birliği mülteci krizinin çözümünde Türkiye'nin anahtar ülke olduğunu ifade etti. Bu durumun da etkisiyle Avrupa Birliği'ne tam üyelik sürecimiz yeniden ivme kazanmıştır. Ancak bu konuda beklediğimiz somut adımları henüz tam olarak göremediğimizi de ifade etmek isterim. Değerli misafirler, bugün mülteci sorunundan ziyade büyük bir insanlık sorunu ile karşı karşıyayız. Bu sorunun çözümü dünya meselelerini insan odaklı bir anlayışla ele almaktan geçiyor. İnsani diplomasi uluslararası ilişkilerin anahtarı olmalıdır. Türkiye bu anlayışla son yıllarda artan imkan ve kabiliyetlerinin de sayesinde insani diplomasiye ağırlık vermiştir. Bu kapsamda yürüttüğümüz yardım faaliyetlerimiz Türkiye'yi
küresel insani sistemin başlıca aktörlerinden biri haline getirdi. Komşumuz Suriye'de yaşanan insani kriz karşısında üstlendiğimiz sorumluluk bu rolümüzü daha da perçinledi. 2014 yılında 4,5 milyar dolar uluslararası yardımla bu alanda dünyada 3. sırada yer aldı. Amerika, İngiltere, Türkiye. Eğer bu işi milli gelire oranla şöyle belirlersek, milli gelire oranla dünyada 1. sırada yer aldı. Türkiye'nin genlerinde bu var. Herhangi bir garip kuraba, fakir fukaranın olduğu yere elini uzatmak bizim kültürümüzde, genlerimizde var. Türkiye'nin uzattığı yardım eli sadece soydaşlarıyla ve komşuluk aidiyetiyle bağlı olduğumuz coğrafyalarda sınırlı kalmamıştır. Bugüne kadar dünyanın dört bir yanında 160'ın üzerinde ülkede yardım faaliyeti yürüten Türkiye, kalıcı sonuçlar doğuracak çalışmalara ağırlık veriyor. 2011 yılında kuraklıktan kıvranan Somali halkıyla ortaya koyduğumuz dayanışma, insan odaklı dış politikamızın en dikkat çekici örneklerinden biri olmuştur. Somali'de çok sayıda kuruluşumuzla eğitimden sağlığa her alanda dört koldan başlattığımız insani seferberlik bu ülkenin tarihinde bir dönüm noktası oldu. Aynı şey daha sonra Şili afetinde yine Türkiye'yi buldu ve Türkiye ta Şili'ye kadar uzandı. Ve bütün bu kıtalarda sömürgeci bir geçmişi olmayan Türkiye'nin bölgeye sağladığı katkılar Afrika insanının gönlünde ülkemize ayrıcalıklı bir yer kazandırdı. Suriye, Irak, Yemen ve Filistin'e yönelik yardımlarımızın yanında insan kaçakçıları tarafından Andaman Denizi'nde mahsur bırakılan binlerce Bengalli'ye ve Rohingya'ya el uzattık. Aynı şekilde sel felaketine uğrayan Malezya'ya ve Tacikistan'a, kasırgadan etkilenen Vanuatu'ya, deprem felaketine uğrayan Nepal'e, depremden zarar gören Afganistan'a yardımlar ulaştırdık. Batı Afrika'da ortaya çıkan ve küresel düzeyde bir insani kriz haline gelen Ebola virüsü salgınından etkilenen Sierra Leone, Benin, Gine ve Liberya'ya aynı ve nakdi yardımlar gönderdi. Bu vesileyle önümüzdeki Mayıs ayında Dünya İnsani Zirvesi'ne İstanbul'da ev sahipliği yapacağımızı da burada belirtmek istiyorum. Küresel insani sorunların ele alınacağı bu tarihi zirvenin tüm dünyadaki yardım çalışmaları için önemli bir çerçeve sağlayacağına inanıyorum. Değerli dostlar, Türkiye son 13 yıldır sürdürdüğü siyasi istikrarını ekonomisine yansıtmış, yapısal reformları kararlılıkla hayata geçirmiş bir ülkedir. Az önce değerli hocamızın da ifade ettiği gibi gerçekten göreve geldiğimizde Türkiye'de 73 üniversitemiz vardı. Ama şu anda bizim Türkiye'de 193 üniversitemiz var. Ve bütün bu üniversitelerin yanında devlete başvuran her öğrenci bizde Bursalıdır. Lisans öğrencisi Bursalıdır. Lisans üstü ve doktora öğrencisi hepsi bizde Bursalıdır. Ve bunu kararlı bir şekilde sürdürmekteyiz. Aynı şekilde orta öğretimde sayısal bazda göreve geldiğimizde 70 ila 100 öğrencinin sınıflarda, dersliklerde yer aldığı bir Türkiye vardı. Şimdi ise ortalaması bu işin 30'a düşmüş vaziyette. Ve bu konuda nitelik, kalite tabii ki daha da artacak. Bunun da gayreti içerisindeyiz. Bütün ekonomik refahımız hızla artarken buna yönelik bizim eğitimdeki refahımızın da niteliğin de artması lazım. Örneğin sağlıkta çok ciddi adımlar attık. Bizde artık sağlıkta böyle ücretli sağlık politikası falan yok. Ve biz göreve geldiğimizde ilacını bulamayan vatandaşımız artık bütün bunların hepsini aşmış vaziyette. Çok ciddi bir sağlık reformu yaptık.
Ve şimdi dev hastaneler kuruyoruz. Ve bu kurduğumuz dev hastanelerle artık vatandaş hastaneye adımını attığı anda bütün sıkıntılarını orada giderebilecek konumda. Bunları da Sayın Başkan'la etraflıca görüştük. Temenni ederim ki bu konudaki altyapıda da birlikte çalışmak suretiyle Peru'ya da bu anlayışı transfer edebiliriz. Türkiye ekonomisinin bu güçlü direnci 2008 yılında baş gösteren küresel finans kriz karşısında kendini ispatlamıştır. Başbakandım ve söyledim. Dedim, dünyadaki bu küresel kriz Türkiye'yi teğet geçecektir. Ve Türkiye'yi teğet geçmiştir. Krizin etkilerinin büyük ekonomiler üzerinde hissedilmeye devam ettiği 2010 ve 2011 yıllarında Türkiye %9,2 ve %8,5 oranlarında büyüyerek Çin Halk Cumhuriyeti'nin ardından dünyada en hızlı büyüyen ikinci ülke olmuştur. Küresel ekonomide devam eden yavaşlamaya ve mali belirsizliklere rağmen 2015 yılının ilk üç çeyreğinde %4 oranında yine büyüme kaydetmiştir. Küresel ekonomideki büyüme oranının %3 düzeyinde tahmin edildiği bir ortamda ve bölgemizde yaşanan tüm sorunlara rağmen böyle bir büyüme oranı elde etmemiz geleceğimiz için bizlere ümit veriyor. Tabii özellikle Türkiye güçlü ekonomisi ve sağlam demokrasi sayesinde etrafını saran onca tehdit ve sınama karşısında sağlam bir duruş sergilemeye de devam ediyor. Küresel rekabette ön plana çıkabilmek için yakın coğrafyaların ötesinde de varlık göstermemiz gerektiğini özellikle vurgulamam lazım. Bu bağlamda Afrika, Asya Pasifik ve Latin Amerika Karayipler bölgeleri dış politika gündemimizde önemli yer tutuyor. Bu bölgelerde yeni açılan büyükelçiliklerimiz ve başkonsolosluklarımızla birlikte toplam 234'ü bulan dış temsilciliğimiz sayesinde dünyanın önde gelen diplomatik güçleri arasına girdiğimize inanıyorum. Açılması kararlaştırılan 18 yeni temsilciliğimizle birlikte toplam temsilcilik sayımız önümüzdeki dönemde 252'ye ulaşmış olacaktır. Bu dönemde özellikle Latin Amerika ile ilişkilerimize önemli bir ivme kazandırdık. Şubat 2015'te Meksika, Kolombiya ve Küba'yı ziyaret etmek suretiyle 20 yıl aradan sonra bölgeye Cumhurbaşkanı seviyesinde yapılan ilk ziyareti gerçekleştirdim. Bölgedeki büyükelçilik sayımızı da artırmaya devam ediyoruz. Son dönemde sırasıyla Santo Domingo, Panama, San Jose ve Guatemala büyükelçiliklerimizi de açmış bulunuyoruz. Lima büyükelçiliğimiz biliyorsunuz 2010 yılında faaliyete geçti. Aynı şekilde Peru'da Türkiye'de büyükelçiliğini yine 2010 yılında açmış bulunuyor. Giderek yoğunlaşan uluslararası gündem çerçevesinde Türkiye küresel ölçekte de etkin bir dış politika izliyor. Uluslararası barış ve güvenliğin sağlanmasında yeni sorumluluklar üstleniyor. Geride bıraktığımız 2015 yılı ülkemiz için çok taraflı platformlarda aktif bir profil sergileme bakımından oldukça hareketli geçti. Birleşmiş Milletler bünyesinde İspanya ile birlikte başlattığımız Medeniyetler İttifakı ve Finlandiya ile birlikte başlattığımız barış için arabuluculuk girişiminin önemi giderek artıyor. Amerika Birleşik Devletleri ile birlikte eş başkanlığını yaptığımız terörizmle mücadele küresel formu da terörle mücadele uluslararası işbirliği bağlamında önemli bir boşluğu dolduruyor. 2014 yılında devraldığımız G20 dönem başkanlığımız süresince daha kapsayıcı bir ekonominin tesisi ve eşitsizliklerin giderilmesi önceliklerimiz oldu. Terörizmle mücadele ve mülteci krizi gibi küresel sınamaları da G20 Antalya zirvesinin gündemine taşıdık. Terörizm konusu belki de ilk kez G20 dönem başkanlığımız sırasında bu denli etraflıca tartışılmıştır. Bu konuya münasır bir liderler bildirisi yayınlanmıştır.
mülteci krizi konusunda işbirliği ve dayanışmaya vurgu yapan güçlü bir beyanda G20 liderler bildirgesinde yer almıştır. Değerli dostlar, bu kısımda son olarak Türkiye'de ve Paris dahil dünyanın pek çok yerinde yaşanan saldırılar, terörle mücadeleyi tekrar uluslararası toplumun ana gündem maddesi haline getirdi. Huzurunuzda terörü bir kez daha lanetliyorum. DAEŞ gibi terör örgütlerinin İslam karşıtlığını körüklemek suretiyle en çok Müslümanlara zarar verdiği gerçeğinin altını bir kez daha çizmek istiyorum. Ve bu DAEŞ terör örgütünün İslam'a zarar vermekten başka bir özelliği yoktur ve bizimle ortak paydaları da kesinlikle mevcut değildir. Türkiye olarak DAEŞ'i bir milli güvenlik tehdidi olarak görüyoruz. Bu terör örgütüyle kararlı bir şekilde mücadele ederken bu yöndeki uluslararası çabalara da aktif destek veriyoruz. Türkiye kuruluşundan bu yana DAEŞ'le mücadele uluslararası koalisyonunun içinde yer alıyor. Türkiye hiçbir ayrım yapmaksızın DAEŞ ve PKK, PYD başta olmak üzere tüm terör örgütleriyle mücadelesini kararlılıkla sürdürecektir. Diğer taraftan bölgemizde yaşanan olaylar bize dünyamızın yeniden çok kutuplu bir hale gelmekte olduğunu gösteriyor. Bugün karşı karşıya bulunduğumuz sorunlar aynı zamanda küresel düzeydeki değişim ve dönüşümünde bir yansımasıdır. Günümüzde yükselen güçler kavramına sıklıkla vurgu yapılıyor. Türkiye'nin de içinde bulunduğu bu grupta yer alan ülkelerden küresel siyaset ve ekonomide daha fazla sorumluluk almaları bekleniyor. Buna karşılık aynı ülkelerin ısrarla küresel karar alma süreçlerinin dışında tutulduğunu görüyoruz. Bu çerçevede Birleşmiş Milletler'in ve özellikle de Güvenlik Konseyi'nin yeniden yapılandırılması şart. Uluslararası barış ve güvenliği emanet edildiği kurumların geçtiğimiz yüzyıldan kalma güç dengesine göre belirlenmiş birkaç ülkenin insafına terk edilemez. Küresel yeniden yapılandırma çalışmalarına öncelikle bu kurumlardan başlamalıyız. Biz daha adil bir dünya için bu çabalara destek vermeye hazırız. Biz daha adil bu noktada ülkelerin garip, sefil ülkelere el uzatmaları noktasında işbirliği yapmaya hazırız. Sahip olduğumuz imkanları insanlığın iyiliği için kullanmaya devam edeceğiz. Bölgemizdeki çatışmalara ve buhranlara sağduyulu çözümler bulunması çabalarımıza tüm dünyanın desteğini bekliyoruz. Daha iyi bir geleceğin mümkün olduğuna inanıyorum. Güney Amerikalı dostlarımızın da giderek artan güçleri ve dinamizmleriyle barış ve huzur dolu yarınların inşasına katkı sağlayacaklarından asla şüphe duymuyorum. Samimi misafirperverliğiniz ve şahsıma layık gördüğünüz Fahri Doktora ünvanı için özellikle teşekkür ediyor. Sizleri bir kez daha sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Sağlıcakla kalın.